Blogger'ın yeni bir videosuyla da herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda farklı bir JavaScript widget'i oluşturacağız arkadaşlar. Yorumlarda ve Telegram grubumuzda ayrıyeten özelden arkadaşlar bazı kişiler bana döviz kuruyla alakalı widget'i nasıl buluruz gibi sorular sordular arkadaşlar. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Bugün blogumuza şu kısma döviz kurlarını ekleyeceğiz arkadaşlar. TL'ye göre döviz kurlarını ekleyeceğiz. Widget'la çok kolay bir şekilde ekleyeceğiz. Siz de bu tarz istediğiniz widget'lar, videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca özellikle şuradaki yazımızdan arkadaşlar burada şu öneri var arkadaşlar. Eğer bu form önerisine atarsanız bu formda Excel olarak sıralandığı için ben daha kolay konulara erişim yapabilirim ve daha kolay düzen yapabilirim arkadaşlar video konuları için. Buradan şu buraya tıklayıp forma gidip buradan arkadaşlar kayıtlı yerleri doldurarak istediğiniz konuyu yazarak form oluşturabilirsiniz. Bu şekilde ben daha düzenli bir şekilde konulara ulaşabilirim. Şimdi bugün gördüğünüz şu videoda şeyi ekleyeceğiz arkadaşlar. Sağ tarafa ekleyeceğiz. Güzel de duruyor açıkçası. Şık da bir widget arkadaşlar. Şu sol üstünde döviz.net'in yani bu sitenin kendisinin reklamı olacak. Bu sorun olmaz. Yani sonuç olarak güzel bir widget sunuyorlar arkadaşlar bize. Burada bir tane daha widget var. Burada da arkadaşlar bankalara göre alış ve satışı sıralanabiliyor. Bunu da deneriz ama bizim sağ tarafta nasıl durur hiçbir fikrim yok. Sizin temanıza göre onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu kopyaladım. Düzene giriyorum arkadaşlar. Önce bunu bir deneyelim nasıl olacak. Widget ekle kısmına geldik arkadaşlar. Buradan HTML JavaScript bloğumuzu açıyoruz arkadaşlar. Burada içerik kısmına direkt yapıştırdık. Kaydettik. Ben bunu şöyle aşağı doğru kaydetmek istiyorum. Şurada kaydet tuşuna basalım. Kaydediliyor. Evet kaydedildi. Şimdi buradan yenileyelim arkadaşlar. Burada bakın benim şu kısım küçük olduğu için burada böyle gözüktü. Peki bunu şu ayarlayabilir, bunun şeyini ayarlayabiliyor muyuz? Hayır. Varsayılan olarak geliyor. Bunun boyutunu ayarlayamıyoruz sanırım arkadaşlar buradan. Eğer sizin temanız uygunsa mesela bunu aşağıda koyabiliyoruz. Aşağıda nasıl duracak? Şuraya koyduk mesela. Ama orası da dar ya tema için. Genelde 808 kullanıldığı için burada. Bakalım nasıl duracak. Burada yarım durdu. Biz bunu alalım arkadaşlar. Bu güzel duruyor açıkçası. Şimdi bunu şuraya getireyim. Düzenle dedik. Şu yapmaz gereken arkadaşlar. Buranın linkini size vereceğim. Burada ister bunu ister bunu kopyalayıp JavaScript HTML bloğu widget'i oluşturup arkadaşlar yapıştır diyorsunuz. Sadece bu. Şurada kaydet diyelim. Şurası kaydolsun. Şimdi bakalım nasıl duracak. Gördüğünüz gibi şöyle duruyor. Bence güzel şık da duruyor yani. Baktığımızda şöyle. Burada güncel arkadaşlar. En güncel şekilde altın, dolar, euro, sterlin, yenin TL karşılığı arkadaşlar burada veriyor. Gördüğünüz üzere. İşaretlemiyor. Tamam. Bugün arkadaşlar bu widget eklemeyi öğrendik. Bu tarz video önerilerinizi formlar şuraya video içeriği önerisi formunu arkadaşlar buradan bize gönderebilirsiniz. Biz de videosunu çekeceğiz. Ayrıca Upstate Eğitim Blog tanıtım videosu da çekeceğiz. Blogger dersleri kapsamında ancak hala 4-5 tane başvuru var. Biraz başvurular artsın. Arasından da seçmemiz gerekebilir. Ayrıca güzel çeşitli blogları da istiyoruz arkadaşlar. Buradan forma giderek arkadaşlar buradan başvurun. Ayrıca Telegram grubumuzda gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. Beraber şu an 50 kişi olduk. 50 kişi sorunlarımızı beraber çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten like falan atıyorsunuz. Onun için bildiğiniz üzere ben çok abone ol vesaire like da söylemiyorum. Onları siz hallediyorsunuz onlara zaten. Görüşmek üzere. Bu video bu kadar.